Birazdan yıllardır söylediğim altının analizini yapacağım sizinle. Göreceksiniz niye altın demişim yani. Göreceksiniz yani bugün bunların hepsinin neticelerini beraber yorumlayacağız sizinle. Dehşet derecede merkez bankaları 2008'den bugüne portföylerindeki altın rezervlerini dünya merkez bankalarının tamamı ortalamada %30 arttırmış durumda. Yani Şimdi burada şey aklıma geldi. Hemen sokuşturayım araya. Ramazan Hoca, Ramazan Kurtoğlu Hoca benim de konuğum olmuştu. Şöyle bir tweet attı. Çok enteresan bir iddiası vardı. Bu söylenti hızla yayılıyor. Türkiye'den bahsediyor. Merkez Bankası rezervi 680 ton altının satılacağı ve seçime gidileceği. Bu son derece tehlikeli bir adım olur. Zira 3. Dünya Harbi'nin giderek zapla üzerimize geldiği bir dönemde savaşı finanse edecek kaynaklar kurutulursa Allah korusun felaket olur dedi. Siz de inşallah doğru değildir diye buna bir yorum yapmışsınız. Altın alınır, alınır ve alınır asla satılmaz demişsiniz. bakın, onun da sebebini göstereyim ben size. Bunu da sizinle paylaşacağım. Şurada bir şey görüyorsunuz. Yukarı doğru bir ok var. Bu ok neyi gösteriyor biliyor musunuz? 2008'den bu yana dünyadaki merkez bankalarındaki altın rezerv oranının artışını. Yani herkes Mersin'e giderse sen tersine gitmeyeceksin demektir. Bunun bir kuralı var. Bugünkü para sisteminin bir kuralı var. Kaldı ki benim için binlerce yıldır var olan para birimi nedir? Altındır. Ben niye bugün kalkıyoruz hep bunu sorgularım. Doları bir tarafa koyuyoruz. Dolar ne kadar süredir var? Kağıt para ne kadar süredir var? Ülke para birimleri ne kadar süredir var? 300 yıl, 100 yıl, 500 yıl. Hadi 1000 yıl de ya. Altın hep var. Para birimi dediğin altındır. O para birimlerinin değerini altınla ölçmek lazım. Niye altının değerini o para birimleriyle ölçüyorsunuz siz? Ama işte birileri burada algı operasyonu yapıyor. Peki altın. Neden altın diyoruz? Bununla ilgili ben ilk önce bir nedenlerini size özetleyeyim. Bir, merkez bankaları inanılmaz derecede altın alıyorsa bir beklentiyle alıyorlardır bunu. Hani Aristo demiş ki eğer demiş insan kendi başkalarının hatalarından öğreniyorsa akıllıdır. Kendi hatasından öğreniyorsa normal. Kendi hatasından bile öğrenmiyorsa aptaldır demiş. Şimdi biz başkalarının yaptıklarından öğrenelim. Bu işin sistemin içinde olan kurgular merkez bankalarıysa ve bunlar altın alımını arttırmışlarsa son 14-15 yılda. Ya bu yani bir sebepsiz değildir. Bir kere bunu bilelim. İki, dolar ne, euro ne, frank ne Allah aşkına ya. Altın 10 bin yüzyıldır neyse artık ya. Tarih boyunca var. Bu para birimleri yoktu yani eskiden. O yüzden altın hep altındır. Sonra Amerika ne dedik? Swift sistemini, dolar sistemini silah olarak kullanıyor. Ve birileri bu sisteme alternatif bir yapı kurmak istiyor. Ve birileri bu sistemde alternatifi kurdukları noktada geçişte altın muazzam değer kazanacak. Sistem çökerken, değişirken de diyorsunuz yani. Aynen. Aynen. Ve alım gücünüzü sizin koruyacak yeni sisteme geçerken. Sonra Basel 3'te diye bir olay var. 2019'dan beri bankalarda bunu pek kimse bilmez. Eskiden bankalarda teminat olarak altını birebir kabul etmezlerdi. Yani mesela 100 birimlik kredi alıyorsunuz. Atıyorum 150 birimlik altın getir kardeşim derlerdi. Daha çok altın Fakat istiyorum. artık evet, fakat artık 100 birim kredi getiriyorsanız alıyorsanız 100 birimlik altın getir. Yani sıfır risk teminatı şeklinde kurgulandı Basel 3'te. Uluslararası bankacılık sisteminde. Dolayısıyla altına olan talep arka planda, arka kapılarda da artmaya başladı. Teminat sisteminde de. Ve yine devam edersek Amerika, Avrupa Birliği, merkez bankaları ne yapacak dedik? Faiz yükseltecek. Faiz yükselttiği zaman ne olacak? Altına
olan talep artacak. Çünkü sistemsel bir değişiklik, sistemsel bir değişiklik geliyor demek bu. Yine demin gördüğünüz 2008'den bu yana ciddi altın talebi var. Tüm bunlarla beraber parasal sistemde sorgulanmaya başlandığı için artık karşılıksız basımlarla altının altın devri geliyor. Şimdi bunu ben size şu tabloyla, bu ne biliyor musunuz? 2030'da altın nerede olacak diye eksperlere soruluyor. Hı hı. Ve bu anket sonunda bakın yoğunlukla 3000 ila 8000 dolar aralığı toplamda %75'ini oluşturuyor. Dolayısıyla hatta 10.000 doları da katarsanız 85'ini. Ya bu ne demek biliyor musunuz? Yani neredeyse %80, öyle diyelim düz hesap, 3-4 bin doların üstünde görüyor. %20'si artı 16.8, %36.8'i, 12'yi de koyun, %50'si bu eksperlerin altının 2030'da değerini 4 bin ila 10 bin dolar aralığında görüyor. İnanılmaz. Ben bunu hep söylüyorum ve şimdi size şu gönderdiğim uzun vadeli 1980'den bugüne ve geleceği de projekte ettiğimiz bir altın grafiği var. Burada sadece şuna odaklansın izleyicilerimiz. Şu an ekrana bakarken sağ taraf oluyor. 2022'den sonrasını gösteriyor. Ve öngörülere göre teknik olarak altının gideceği yer 2030'lara doğru 30'lar civarında 8500 dolar. Bunu iki yönlü yorumlamak lazım. Bir, dolar değer kaybedecek. Kısa vadede değer kazanıyor gözükse de, faizleri arttırarak değer kazanıyor gözükse de unutmayın, diğer ülke para birimleri de dehşet para bastığı için onlar da faizleri arttıracak. Dolayısıyla ilk önce bir dolar her zaman bir önderlik yapar bu konuda. Cengaverdir. Ama sonra yiğitler gelir meydana. İşte orada euro da gelir, frank da gelir falan filan. Aralarında tercih yapılır. Genelde işte franka ağır basar. Çünkü parasal reformlarda frank tercih edilir gibi gibi. Dolayısıyla dolar ilk önce değer kazansa sonra değerini kaybeder. İşte bu gidişat çerçevesinde dolara karşı altın değer kazanacağı için bu rakamlara gelinir. İki, altın kendi içinde de değer kazanacak. Çünkü sistemsel değişim demin anlattığımız sebeplerden dolayı altına talebi arttıracak. Bütün bunları topladığınız zaman enflasyon var. Buyurun altın alın o zaman ya. Yani ufak ufak. Bugün 1000 liraya gücünüz yetiyorsa 1000 lirayla alın. Ya alamadım geçti. Ya geçmedi ya. Gelecek daha yeni başladık yani. Yani hep bu psikoloji vardır. Hızla kaybetti, değer kaybettiği bugün maaşını hemen altın al diyorsunuz değil mi mesela? Al. Ne birikimin varsa ufak ufak. Ha şunu da yapmayın ha. Yani gidip hemen hepsine anında bugün. Hayır. Boş verin. İnebilir de çıkabilir de. Her ay kendinize tasarruflarınız çerçevesinde bir limit belirleyin. Veya bir tasarrufunuz var. 100 birim. Kenara koymuşsunuz. 100 birimiyle yarın almayın. 12 aya yayın. Her bir 8 birimiyle ayda bir alın. Ufak ufak sabırla. Para kazanmak için değil. Bakın ben kimseye para kazanmak için tavsiyelerde bulunmam. Ben kendi yaptıklarımı söylüyorum size. Ben birisine yatırım tavsiyesinde de bulunmuyorum. Ben bunu yapıyorum. Arthur Çetin olarak. Ben birikimim, aylık birikimimde kademeli fiyata bakmazsızım. Fiyat ne ya? Altın ne? Altın, dolar ne ki yani? Onunla kıyasladığım zaman. Alıyorum, kenara koyuyorum. Bu şekilde hareket edeceksiniz. Bunu yaparken de dikkat edin. Mümkün olduğu kadar lütfen altın alımlarında elle tutacak şekilde, yani fiziki alın. Neden? Bankada aldığınız altınlar banka sisteminde banka hesabı gibi karşılıksız altındır onlar. Yani dijital bir rakam yazarlar oraya. Hesabınızda altın var. Çok güzel. İstediğiniz zaman da bazen bir kiloluk külçeler halinde bazı bankalar veriyor size. Ama tabii orada şu oyunu oynuyorlar. 100 müşterinin sadece ikisi istiyor o altını. 98'i istemediği için kasalarında o 100 altınlık hesabın sadece 3'ünü 5'ini nakitte tutuyorlar. Altında tutuyorlar. Gerisini tutmuyorlar.
Hatta üçünü beşini bile tutmuyorlar. Müşteri istediği zaman ertesi güne temin edip getiriyorlar. Ama siz o altını getirip onlara vermiş oluyorsunuz değerini. O ne yapıyor? Onun mişliyle kredi veriyor. Karşılıksız basıp parayı. Tamam mı? Yani öyle yapmayın. Fiziki gidin, kuyumcudan alın, koyun, cebinizde taşıyın, her yere götürün, yanınızdan ayırmayın. Sarın içinize böyle arkadaşlar, eskilerin usulleri, Şimdi, peki hep şunu soruyor. Hocam gümüş ne olacak? zaten bu ekonomik belirsizlik varken gelişmeler bizi nasıl etkileyecek? Nasıl okumak lazım? Mesele o ülkeyle bu ülkenin savaşı veya mesele petrolün fiyatı, gayrimenkulün fiyatı değil. Mesele yıllardır söylediğim altının analizini yapacağım sizinle. Göreceksiniz niye altın demişim yani. Kripto paralar ve dijital paralar. Türkiye'de artık enflasyon var. Yani kimse bunu inkar edemez. Ve kolay da hayal etmeyelim yani böyle bir 6 ay 12 ay bu iş bitecek falan. Yok yok bu iş böyle kolay kolay inmez artık. Bankalara güvenelim mi? Bankalarda paramızı tutalım mı? Bankalar batar mı? Ne olur? Parasal sistemde sorgulanmaya başlandığı için artık karşılıksız basımlarla altın devri geliyor. Bu sancılar çok normal. Sonuna geldik. Bu sistemi meydan okumanın tek yolu ama tek yolu